Hocam tasavvuf dediğimiz kurum nasıl ve neden ortaya çıktı? Yani toplum neden böyle bir ihtiyaca böyle bir şeye ihtiyaç duydu, böyle bir kuruma? Nedir tasavvuf? Buradan başlayalım isterseniz. Hayır. Siz soruyu böyle sormasaydınız da ben böyle başlamayı planlamıştım. Tevafuk oldu. Çünkü Osmanlı tasavvuf tarihini çalışacağız ama konuşacağız ama tasavvuf olunca tasavvufun ilk önce ne olduğunu, onun bir tarihini, temel özelliklerini doğru bilirsek o zaman Osmanlı tarihi dönemini de doğru bir yere oturtabiliriz diye. O yüzden buradan başlamanın gerekli olduğunu düşünmüş ve buna göre planlamıştım. Şimdi belli başlıklar içerisinde söyleyecek olursak bir defa tasavvuf İslam dininin batini manevi yönünü temsil eden bir oluşum. Yani tasavvuf dediğimizde en üst şemsiye olarak İslam var. Onun bir zahir görünen tarafı var. İbadetler şeklinde, belli ritüeller şeklinde. Bir de kalbe taalluk eden manevi kısmı var. Kalbe taalluk eden, iç dünyaya taalluk eden kısmına tasavvuf deniyor. Tabii bu isimlendirme ve tanım daha sonra karşımıza çıkacak. Ama olgu olarak, hayat, yaşam biçimi olarak Peygamber Efendimiz zamanında bu birliktelik, yani hem zahir hem de batın birlikte yaşanması söz konusu. Bu manada tasavvufu biz asr-ı saadetle başlatmış oluyoruz. Yani tasavvuf dediğimizde diyelim ki fıkıh namaz kılmak ise tasavvuf namaz kılarken Allah'ı görüyor gibi ruh kıvamına sahip olmak dediğimizde işte bu ibadette veya diğer davranışlarda birlikte yaşanılan bir unsur. Sonra aradan bir iki asır geçtikten sonra yani asr-ı saadetten bir sufi ünvanı ve tasavvuf isimlendirmesiyle karşılaşılacak ve bir de bu hayatın ilme dönüşmesi söz konusu olacak. Yani tasavvuf hayatının yanında bir de tasavvuf ilmi dediğimiz bir oluşum. Bu nasıl oluyor? Tasavvuf hayatının kaynakları ortaya konuluyor. Belli yaşam biçiminin kavramları ortaya çıkıyor. Bu kavramlarla onların tanımları ve açıklanması söz konusu oluyor. Tasavvuf hayatını temsil eden kişilerin biyografileri yazılıyor. Derken işte o klasik dönem dediğimiz 3. yüzyılla 6. yüzyıl arasında temel klasiklerin oluştuğu dönem. Bu hicri değil mi? Yani Affedersiniz, izleyicilerimiz evet ben açısından şimdi söyleyeyim. şöyle Şimdi 3. yüzyıl deyince kafa evet. karıştı. Yani 800'lü yılların Güzel. sonları diyelim. 8 ve 9. yüzyıllardan sonra veya 9 şöyle söyleyelim. Asr-ı Saadet 630 üzerine 7. yüzyılda bitirirsek ondan sonra 8 ve 9. yüzyıllar zahitler dönemi. 9'dan sonra 10-11 diye devam edecek miladi. Ama ben prensip olarak Peygamber Efendimiz dönemine yakın olan tarihlerden bahsederken hicri tarihi kullanıyorum. Günümüze yakın bir olayı anlatıyorsam o zaman da İlahi. miladiye geçiyorum. Zihinlerde daha rahat irtibat kurulabilsin diye. Ama yine de ben hicri yanlışlıkla hicri söylersem siz beni uyarın yani miladisini de birlikte almış olalım. Şimdi yani Peygamber Efendimiz döneminden 2 asır sonra bu dediğim oluşum meydana geliyor. 9. 10. asırlarla birlikte. Miladi. Ve tarikat organizasyonları da bu dönemde oluşuyor. Şimdi buradan biz tasavvuf ilmi ve hayatıyla ilgili bu eserlere baktığımızda belli prensipleri görüyoruz. Bu prensipler nedir dersek, bir, tasavvuf ilminin temel kaynağı ilhamdır. Yani keşifle elde edilen bilgilerden oluşuyor. İki, tasavvufta Peygamber Efendimiz'den itibaren devam ede gelen bir şeyhler zinciri, silsilesi vardır. Ve bu şeyhler üzerinden Peygamber Efendimiz'den itibaren maneviyat, manevi olgular kalpten kalbe aktarılarak devam ettirilmektedir. Bu tasavvufun kendi kabulleri üzerinden bunları söylüyorum. Yani
tasavvuf ehli kendi prensiplerini nasıl bize takdim ediyor diye baktığımızda, tasavvuf kaynaklılarının verilerini kullanarak bunları söylüyorum. Bir, ilham ile bu bilgiler oluşuyor. İki, Peygamber Efendimiz'den itibaren manevi halin, durumun belli bir zincir, silsile üzerinden sonraki nesillere aktarılması söz konusu oluyor. Üç, bu ilham bilgisi kişiye özgü olarak kabul ediliyor. Yani subjektif bir bilgidir. Dolayısıyla bu yolla elde edilen bilgi, ümmetin, Müslümanların, İslam'dan bahsettiğimiz için bütününe sorumluluk getiren bir bilgi türü değildir. Dört, bu bilgi değişik sebeplerden dolayı yanlış da olabilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla böyle bir bilgi söz konusu olduğunda bunun şeriatla, kitap ve sünnetin verileriyle örtüşmesi temel esastır. Açık verilerle örtüşmesi temel esastır. Daha sonra bu ortaya konulan hayat biçimi, kitap ve sünnette açıkça belirtilmeyen bir takım yeni olguları ilham yoluyla bize verebilir. Bunlar bir kısım dıştan bakanlar açısından bid'at gibi takdim edilse de tasavvuf ehli bunları bid'at olarak kabul etmez. Çünkü yani sonradan uydurma, İslam'a sonradan katma, asr-ı saadette Peygamber Efendimiz ve sahabe efendilerimizde olmayan bir şeyi dine sokma anlamında bir olgu olarak kabul edilmez. Dolayısıyla bid'ata da getirdikleri bir tanım var bu manada. Ve bu usuller üzerinden kişilere bir hayat şekli takdim eder.